Bir yandan da yeni uygulamalar tartışılmaya devam ediyor. Sadece bizde değil, kendi içimizde de tartışıyoruz ama dünyada da durum aynı. İngiltere'de mesela. İngiltere'de aşı sertifikası tartışma yarattı bu kez. Aşı pasaportu vatandaşların stadyum, bar, kafe, restoran gibi mekanlara girişinde istenecek. 70'ten fazla milletvekili hükümetin bu planla ayrımcı diyerek karşı kampanya başlattı. İngiltere hükümeti aşı olanlara aşı sertifikası uygulamasına geçmeyi düşünüyor. Ancak konu ülkede tartışma başlattı. Aralarında iktidardaki muhafazakar partiden isimlerin de olduğu 70'ten fazla milletvekili, hükümetin stadyumlar, barlar ve sinema salonları gibi kalabalık yerlerde kullanılmak üzere hayata geçirmeyi planladığı aşı sertifikası uygulamasına karşı kampanya başlattı. Milletvekillerinin ortak açıklamasında bu uygulamanın bölücü ve ayrımcı olacağı belirtildi. Kampanya başlatanlar arasında İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn ve Muhafazakar Parti'nin eski lideri Lane Duncan Smith de var. Hükümette bu sertifikalar konusunda henüz nihai bir karar alınmadığını söylüyor. Ülkede böyle bir sistemin ekonominin normal işleyişine dönmesine katkıda bulunup bulunmayacağına yönelik değerlendirme yapılıyor. Başbakan Boris Johnson daha önce barların müşterilerden aşı sertifikası isteyebileceğini söylemişti. Mahremiyet hakları ile ilgili çalışmalar yürüten Big Brother Watch adlı sivil toplum örgütünün başkanı Silki Carlo ise barların kapısındaki korumalardan iş yeri sahiplerine herkesin belgelerimizi soracağı gerçek bir kontrol noktası toplumuna dönüşme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Hükümetin insanların iki kategoriye ayrılacağı kutuplaştırıcı ve atil olmayan bir sistem yaratmasına izin veremeyiz yorumunu yaptı.